Japonya Osaka şehrinden selamlar dostlar. Osaka'da gece hayatı için dışarıya çıktık. Sokakları keşfedeceğiz. İnanılmaz bir kalabalık var burada. Görüyorsunuz hafta içi bir gün olmasına rağmen akşam saat 6'da yürünecek yer yok. İğne alsanız yere düşmez. Osaka bayağı bir canlı, etrafı görüyorsunuz. Şu binalar benim çok dikkatimi çekti. Etraftaki reklam tabelaları, ışıl ışıl olması her yerin. Ve buradaki binaların estetikleri muazzam. Benim çok hoşuma gitti. Ama inanılmaz kalabalık. Çok renkli, çok canlı ve harika bir şehre benziyor Osaka. Burayı keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Sokaklar muazzam ya. Çok eğlenceli abi. Böyle topla dans yapanlar, şov yapanlar. Genç nüfusu bayağı bir yüksek. Gerçekten Osaka benim ilk izlenim olarak çok güzel başladı. Ve şu anda çok ünlü bir köprüdeyim. Burası Osaka'nın en merkezi, en ünlü, en turistik noktalarından birisi ve bir nehir üzerinde olan bir köprüdeyiz. Zaten görüyorsunuz herkes buraya fotoğraf çekilmeye geliyorlar. Şuradan şöyle insanları rahatsız etmeden kaçalım ve görüyorsunuz dostlar. İşte bir nehir üzerindeyiz. Burada tekne turları da yapılıyormuş. Ve güzel bir nehir. Etrafta böyle ışıl ışıl yerlerdeyiz. Ve şuradaki fotoğraf çok ünlü bir fotoğraf. Genelde insanlar buraya gelip bununla fotoğraf çekiliyorlarmış. Çok önemli bir hatırası varmış Japonya için. Ve böyle bir nehir üzerindeyiz. Köprünün bir diğer tarafındaki manzara da bu şekilde. Burada da nehir ve yine bina manzaraları. Abi gayet güzel gözüküyor ya. Osaka da çok güzel bir şehre benziyor. Şu reklamlar zaten Japonya'nın en büyük olayı ve inanılmaz ötesi bir kalabalık da var burada. İnsanlar seviyorlar. Aa, Spider-Man de var burada. Hello Spider-Man. Nasıl oluyor şey? Spider-Man, Japon Spider-Man. Arigato. Çok güzel abi, rengarenk sokaklar. Çok iyi değil mi ya? Süper abi. İnsanlar burada gayet sıcakkanlı. Ve daha önce buralara gelip gezenlerden öğrendiğim bilgilere göre de herkes aynı şeyi söylerdi. Yani Tokyo'dansa Osaka'daki insanlar daha sıcakkanlı, daha eğlenceli derlerdi. Ve bir tane daha Spider-Man var abi. Sen ne yapıyorsun Hacı burada ya? Hacı sen ne yapıyorsun burada? Abi harika ya. Harika bunlar ya vallahi. Eğlence hayatı güzel. Bakalım daha neler göreceğiz ya. Her yerde Spider-Man'ler çıkıyor. Süper. İnanılmaz bir kalabalık var. Hele şu sokağın ilerisini görebiliyor musunuz dostlar? Şu kalabalığa bakın, şu kalabalığa. Aman tanrım, oraya girdik mi? Muhtemelen oradan çıkamayız. Burası da çok kalabalık bir şehir. Bilmiyorum ama yaklaşık bir 20 milyon nüfuslu olan bir şehir. Tokyo zaten 36 milyondu. Burada da bir yaklaşık 20 milyon. Renkli ama Tokyo'da söylediğim şeyler vardı, hep burası için de geçerli. Japonya'da eğlence ve gece hayatı için hafta içi hafta sonu ayrımı yok. Japonlar hafta içi de olsa hafta sonu da işten çıkıyorlar, hemen eğlenmeye gidiyorlar abi. Fark etmiyor gün, yaz, kış, gündüz, gece sürekli dışarıda fırsat buldukça eğleniyorlar. Hadi şu kalabalık sokaklara bakacağız şimdi. Burada dümdüz upuzun bir yol yapmışlar. Gerçekten kilometrelerce uzunluğunda bizim böyle kapalı çarşıya benzeyen burada bir çarşı bölümü var, alışveriş yerleri. Ne arasanız her türlü marka alışveriş yerleri burada mevcut. Sonu gözükmüyor bile, zaten bayağı bir kalabalık. Cidden kilometrelerce uzunluğunda buraya insanlar hem böyle gezmek için hem de alışveriş yapmak için geliyorlar. Upuzun dümdüz sonu gözükmeyen bir kapalı çarşıdayız. Güzel yer olmuş. Hem üstü kapalı, hem soğuk hava olduğu için burası
kapalı, hava da güzel yani burada. Güzel. Herkes burada kalabalık alışveriş yapmaya geliyorlar. Hem eğlence yerleri var. Bakın burada marka alışveriş yerleri var. Yani alışveriş yapmayı düşünürseniz buraya rahat rahat gelebilirsiniz. Aradığınız her şeyi çok rahat bir şekilde bulursunuz burada. Bu gezdiğim yerlerin ara sokaklarına girdim. Ya ara sokakları da çok güzel. Bakın yani burada da küçük küçük her yerde barlardan, kafelerden, restoranlardan var. Ve burası çok büyük bir bölüm. Yani sadece tek bir öyle bir ara sokak değil. Buradan sağa giriyorsun, sola giriyorsun. Labirent gibi yani. Çok büyük bir bölüm burası. Ve nereye girerseniz girin sağlı sollu her yerde birçok ara sokaklar var. Ve bütün ara sokaklar mı canlı olur? Yani buradaki gördüğünüz gibi her yerde böyle insanlar yürüyorlar, geziyorlar. Alışveriş yerlerinin ziyade yani restoran, bar, her şey var buralarda. Bayağı büyük bir semt olmuş. Eğlence için, gezmek için gerçekten çok gelişmiş bir yer sonuna kadar. Ben burayı çok beğendim. Yani büyük şehir sevenler için. Ben büyük şehir sevmem ama burayı beğendim. Çünkü çok düzenli olması benim çok hoşuma gitti. İnanılmaz düzenli. Çünkü her ara sokağı aynı tarzda ve hepsi farklı farklı. Bakın mesela burada da böyle bir restoran var. Buraya girip mesela lokal Japon yemekleri yiyebilirsiniz. Burada fiyatlar her şeyde girişinde yazıyor ve bütün restoranlarda aynı şekilde. Ve buradaki restoranların en sevdiğim özelliği de girişlerinde direkt menülerinin ve fiyatlarının yazması. Direkt dışarıdan da bakabiliyorsun neler satılıyor, neler yapılıyor gibi. Ve görüyorsunuz her yerde genç nüfusu oldukça yüksek. İşte mesela bir dört yol ağzına geldim. Buradaki ara sokağa girsem yine canlı bir sokak, bir sürü yer var. Buraya girsem aynı şekil, buraya girsem her yer zaten ışıl ışıl her yerde gördüğünüz gibi. Yani tam olarak nereye gittiğinizin bir önemi yok. Burada ben de şu an plansız tamamen doğaçlama bir şekilde yürüyorum. Nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Çünkü nereye gitsen zaten her yerde güzel bir olay var. Müşteri çekmeye çalışıyor şu an restoranta. Çok iyi ya. Very good brother. Arigato. Adam restoranda bir şey. No, I like your energy. Your energy is so good. Yeah. Very good bro. Very good. Yeah. Adam ya. See you bro. Bye bye. Bye bye. Restoranda burası. Vallahi helal olsun çocuğa ya. Enerjisine hayran kaldım. Nasıl restoranda müşteri çekmeye çalışıyor. How are you brother? Ve şu anda Osaka'nın Barlar Sokağı denebilecek bir bölgesine girdim. Ya aslında bu Osaka'da tam Barlar Sokağı denen bir bölge yok. Az önce gezdiğim o ara sokaklarda her yerde mekanlar falan var. Barlar Sokağı kısacası o şekilde ama şimdi geldiğim yer ana asıl barların ve gece kulüplerinin olduğu bölüme geldik. Burada yine birkaç tane restoran görüyoruz ama burada genelde klaplar da var. Klapların olduğu bölgeler yani burada... Görüyorsunuz upuzun bir sokak. En canlı sokaklardan birisi. Gençler en çok buraya geliyor. Görüyorsunuz zaten kalabalığında en çok olduğu yerlerden bir yer burası. Şu an bu videoda gösterdiğim. Şu an akşam saat daha 8. Artık yani yavaş yavaş insanların gelme zamanı başladı. Klaplar burada. Örneğin bakın burada gördüğünüz Gala isminde bir klap var. Burası Osaka'nın en ünlü gece kulüplerinden bir tanesi. Ama saat daha tabii erken olduğu için... Yeni yeni insanlar gelmeye başlıyor ama bayağı bir canlı yerler. Hafta içinde bir gün olmasına rağmen gayet de kalabalık insanlar buraya geliyorlar eğlenmeye. Ve insanlar burada gerçekten çok fena içip takılıp eğleniyorlar. Yani gecenin ilerleyen saatlerinde buralarda her yerde sarhoş insanlar görmek, sokaklarda uyuyan insanları görmek çok normal bir şey. Buradaki olayları işte bu şekilde ama maalesef bir... Eleştiri yapmam gerekirse Japonya'nın gece hayatı hakkında sevmediğim özelliğini şöyle söyleyeyim. Japonya'nın gece hayatında eğlenmek gerçekten çok zor. Zor olmasının sebebi ise çok pahalı olması. Japonya'nın pahalı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz ama gece hayatı çok daha ayrı ve pahalı bir durumda. Yani öncelikle bu gece kulüplerinin hemen hemen hepsine... Çoğunluğuna girmek ücretli ve içeri girişler çok pahalı. Yani bir tane bara, bir tane klaba girmek yani nereden baksanız 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar. Hani belki bulabilirseniz en ucuzları 20-30 Amerikan dolarından başlıyor sadece giriş ücretleri ama sadece onunla da kalmıyor. İçerideki yiyip içeceğiniz, ödeyeceğiniz hesaplar
gerçekten çok pahalı. Yani Japonya'da gelip ben burada gece hayatına takılacağım, barlara gideceğim, içeceğim, eğleneceğim gibi bir düşünceniz varsa cebinize gecelik, en azından sadece eğlence için diyorum, otel masrafları, yeme içme hariç, sadece club için minimum 100 dolar veya çok daha fazlasını ayırmanız gerekiyor. O da normal bir eğlenme için. Hani bir bara gideyim, iki tane bira içeyim, çıkayım demeniz bir 100 dolarlara gelebilir yani. Her şey olabilir. Ve Japonya'nın bir diğer sevmediğim özelliklerinden birisi de gece hayatlarında. Genelde çoğu mekanlarda konsept olarak yapmışlar. Yani bizim Türkiye'deki pavyon kültürü gibi diyebilirim sizlere. Yani içeri girişler ücretli ama ekstra olarak da saatlik olarak giriş ücreti koymuşlar. Örneğin bakın şurada gördüğünüz sol tarafta 3 tane kız bekliyor. Oradaki kızlar mesela burada mekanlara müşteri toplamaya çalışıyorlar. Müşteri bulmaya çalışıyorlar. Ellerinde de zaten fiyat tabelaları, şeyler var. Hele onlarla giderseniz mekana, yani onlarla tabii giderseniz derken onlarla takılmıyorsunuz, onlar müşteri bulup mekana götürüyorlar. Burada saatlik ücretler var. Mekana girişin saatlik ücretleri, yani oturma ücreti. Örneğin çoğu mekanda, mesela Tokyo'da gördüklerim, 60 dakikası 3000 yen, 4000 yen falan diyorlar. Yani 60 dakikası 20-25 Amerikan doları diyorlar. Ama bu 60 dakika derken oturma ücreti sadece. Yani giriyorsun, 60 dakika takılıyorsun, 20-30 dolar sadece giriş ücreti veriyorsun. Üstüne tabii yediğini, içtiğini de ödüyorsun tabii ki. Mesela buradaki kızlar, mesela burada müşteri çağırıyorlar işte bunlar. Onun dışında 60 dakikayı bitirdiğinde, yani doğal olarak gece hayatını eğlenmeye gittiysen içeceksin, sabaha kadar takılıp eğleneceksin saatlerce. Ve bunun için her saat başı yeniden bir 20-30 dolar vermek zorunda kalıyorsun. Yani 3 saat mi oturdun, bir 25'er 30'ar dolardan bir 100 dolara yakın ücret vermeniz gerekiyor ki üstüne de tabii ki masraflar daha fazla oluyor. Yediğiniz içtiğiniz şeyler ve konsept mekanlara takıldığınız zaman da bunun maliyetleri de tabii maalesef ki çok yükseliyor. Mesela solda da görüyorsunuz, yani anime kıyafetleriyle burada çalışan kızlar bekliyorlar. Yani demek istediğim bu. Japonya'da yaşamak da eğlenmek de gerçekten pahalı. Gece hayatı o yüzden maalesef pahalı. O yüzden klaplara girip size çok ortamları da gösteremiyorum. Çünkü gerçekten, yani mesela bakın bu kızlar da aynı şekilde anime kıyafetleriyle müşteri bulmaya çalışıyorlar sokaklarda. Bu tamamen bir kültür olmuş. Burada böyle 18-20 yaşlarındaki genç kızlar burada part-time iş olarak geceleri buralarda böyle sokaklarda çalışıyorlar. Yani bir mekana gireyim demeniz hep 20-30-40-50 dolar giriş ücretleri, yemeniz, içmeniz derken maalesef pahalı. Ve şu anda da kış vaktinde olduğumuz için sokaklarda fazla bir eğlence yok. Genelde mekanlarda, kapalı alanlarda eğlence yerleri var. Sokaklarda insanlar böyle yürüyüş yapıyorlar, mekanlara, bir yerlere gidiyorlar. Ama yine de gayet de canlı, güzel. Japonya yine de gayet güzel. Eğlence hayatı da iyi. Sadece tek sıkıntısı işte çok pahalı olması. Mekanların giriş ücretleri çok sıkıntılı maalesef. Yani daha uygun olsa veya giriş ücretlerin fiyatını olmasa çok daha güzel olurdu bence. Çünkü çok abartı fiyatlar da koymuşlar. Mesela bakın burada da böyle bir mekan yapmışlar, anime kıyafetleri olan kız. Ve girişte de bir tane anime de kız var, bir tane burada. Yani anime kültürü de fazlasıyla var. Bakın işte bu da mesela gece mekanlarından bir tanesi. Burası sanırım restoran olabilir. Kobe Beef yazıyor burada. Restoran olabilir, bar olabilir. Her şey çıkabiliyor burada. Çünkü konsept olayı fazlasıyla Japonya'da ünlü kafeleri, restoranları, her şeyi hep konsept üzerine yapılmış yerler. Yani ya anime kızlar çalışıyorlar ya böyle hizmetçi kıyafetleri, yani böyle fantezi kıyafetleri giyen Japon kızların çalıştığı mekanlar oluyor genelde buralarda gece hayatında. O yüzden konsept yerler olduğu için de çok da pahalı oluyor. Hop düştüler. Ortam bayağı canlanmaya başladı. Saat ilerledikçe daha da kalabalık olmaya başladı. Bakın abi şu kalabalığa be. Yani bakın fotoğraf çılgınlığı da var. Şu arkadaki zaten bina manzaralarını insanlar çok sevdiği için burada bol bol fotoğraf çekilmeye buralara geliyorlar. Şu arkada da zaten nehir manzarası. Burada nehrin karşısında insanlar böyle. Burada güzel fotoğraflar çekiliyor insanlar. Eğleniyor ya. Güzel yer ya. Gerçekten iç açıcı bir şehir bu Osaka. Gayet güzel ya. Keyifli. Herkesin keyfi yerinde. Her şey düzgün olması gerektiği gibi. Hiç bu kadar kalabalığın olmasına rağmen kavga gürültü hiçbir şey yok. Sokaklar tertemiz. İnsanların keyfi yerinde. Canlı ya. Eğleniyor insanlar gerçekten. Yani Japonya'da hayat var ya. Japonlar güzel hayat yaşıyorlar ya. Bence yani eğleniyor insanlar. Keyifli, mutlu bir hayatları var kesinlikle. Level up.
Hello. Everybody clap, hachi. Namaste. Everybody, please come to Kuraza, everybody. This love. Please come to this love. 見てくれる方、ロープの方、ギリギリ前で見てください。Thank you so much. Catch. Okay. Let's go. Bravo. Bu Osaka'yı harbi sevdim. Neresine giderseniz gidin ayrı bir olay var. Şimdi de bunlar nereye koşuyor böyle? Abi değişik, bu Osaka güzel ya. Canlı abi, herkes böyle bir manyak kafalarda. Güzel yani, hoşuma gitti. Eğlenceli bir yer ve nehir kenarında bir yer olduğunu söylemiştim. Şehrin ortasından böyle bir nehir geçiyor ve köprüsü var ve etrafında kurulmuş işte bir şehirleşme var. Hadi şimdi biraz da dedim bu tarafları gezelim. Çünkü nehrin kenarında da inanılmaz bir gelişme var. Yani böyle kafeler, restoranlar, bar tarzı yerler var. Buraları bir keşfedelim. Ki nehrin kenarında ilk karşımıza çıkan yerde zaten böyle restoranlar görüyorsunuz. İnsanlar burada akşam yemeklerini yiyorlar. Güzel böyle nehir manzarasının önünde ve ışıltılı binaların önünde insanlar yemeklerini yiyip burada biralarını içiyorlar. Oh vallahi güzel ya. İnsanlar burada harbi keyif yapıyorlar ve aynı zamanda bakın burada böyle tekne turları da yapılıyor. Şu an için fiyatını hiç bilmiyorum ne kadar olduğunu. Eğer öğrenirsem videoda sizlere bahsedeceğim. Siz de yapabilirsiniz bunu ve güzel keyifli gözüküyor. Yani burada bir yarım saatlik tur yapsanız herkes de el sallıyor. Burada böyle güzel olur. Yarım saatlik bir turla böyle nehirde, Osaka şehrinde gezilir. Keyifli bir aktiviteye benziyor. Bakın bira içenler, sohbet edenler, millet eşini, kız arkadaşını almış gelmiş burada yemeğini yiyip biralarını içiyorlar. Hemen hemen her masada bira görüyorum. Yani masaların çoğunluğunda bira var. Yani burada güzel eğlence hayatında insanlar içiyorlar, eğleniyorlar. Keyifli zaman geçiriyorlar ve bayağı da bir canlı yani. Bakın her adım attıkça farklı böyle sokak tezgahlarından karşımıza çıkıyor. Acaba neler satıyorlar? Hadi bir bakalım neler var acaba tezgahlarda. Örneğin burada ızgarada pişiriyorlar. Ne var burada? Tavuğa benziyor. Sanki tavuk mu, mısır var burada. Hello. What is this? Chicken. Chicken. Evet, tavukmuş. Chicken. Okay. Bu şekilde böyle kızarmış tavuk. Bir tane şişi galiba 600 yen yani 4 Amerikan dolarına satıyorlar. Yanında mısır da var. Very good my friend. Arigato. Sıcakkanlı insanlar ya. Görüyorsunuz tezgahtaki abi ne kadar güzel böyle sıcakkanlı. Osaka'nın insanı Tokyo'nun insanından çok farklı. Ben onu gerçekten fark ettim. Yani bir YouTuber olarak böyle video çektiğim zaman Tokyo'dayken video çekerken çok zorlanıyordum. Yani böyle sokak tezgahları olsun insanları çekerken hep karşı koyuyordu çoğu insan. Ya beni çekme olur mu lütfen gibi hani nazikçe uyarıyorlardı. Onların görüntülerini siliyorduk zaten. Ama bu Osaka'ya geldim. Bir kişi bile olsun şu an bana video sildirtmeye çalışmadı. Herkes sıcakkanlı. Kameraya da kimi çeksem gülümsemeye de çalışıyorlar. Keyifli yani. İyi ve burada da bira satıyorlar bunların içinde. Şu Asahi yerel Japon birası ve burada da böyle yemeklerden satıyorlar böyle ilginç. Bizim mantıya benziyor bunlarda. Mantı gibi şeyler var, mantıya benziyor. Güzel abi, insanların yüzü gülüyor, herkesin yüzü gülüyor bakın. Yani burada benim gördüğüm kadarıyla insanlar oldukça mutlu ya. Mutlu yani burada böyle ağlayan, kavga eden, sinirli, öfkeli hiç kimse şu ana kadar görmedim. Herkes mutlu. Yani bilmiyorum bunların çoğunluğu
turist midir, Japon mudur ayırt edemiyorum. Ama fark etmez, etrafta her kim varsa herkes çok mutlu ya. Ve bakın burada böyle sokak tezgahları da var fazlasıyla. Masalarda hep biralar var. Herkes biralarını almış götürüyor vallahi abi, güzel ya. Japonya'ya gelirseniz Tokyo'dan sonra Osaka'ya da kesin gelmelisiniz ki gidilecek daha 5-6 farklı şehir daha var. 5-6 şehre daha gideceğiz Osaka'dan sonra. Dolu dolu bir Japonya turu yapıyoruz. Ve güzel, o şuradaki kalabalığa bakın. İnsanlar burada fotoğraf çekmeye gelmişler. Herkesin elinde kamera, fotoğraf çekiyorlar. Neyin fotoğrafını çekiyorlar? Evet, burada böyle bir heykel yapmışlar. Bir şefe benziyor. Elinde de şiş var. Et pişirmiş. Burada böyle bir heykel var. Çok güzel olmuş ama. Apartmanın çatısına. Ve insanlar burada, herkes onun fotoğrafını çekiyor burada. İyi ya, bayağı bir kalabalık var burada böyle. Genç nüfusu fazlasıyla var gerçekten. Eğlenceli yerler. Hele ki bir de şu an kış mevsiminde geldik. Ah bir de yaz gelseydik buraya. Siz olun Japonya'ya yazın gelin abi. Kışın gelmeyin. Kış bile yine güzel de yazın burası çok daha da güzeldir diye düşünüyorum. Bakın abi ne kadar güzel ya. Noel babalar ızgara çeviriyor burada. Ne yapıyorlar? Pizzaya benziyor. Karidesli pizza. Noel babalar karidesli pizza pişiriyor burada. Oh ne güzel abi, konseptler her şey var. Tabii yılbaşına da az kaldı tabii Noel baba konseptleri. Ve bakın buralarda da yine restoranlar, barlar. İnanılmaz kalabalık, renkli yerler ya. Ama yürümek çok zor. Gerçekten yürümek çok zor. Burada ne satıyor ablamız? Burada da farklı bir şeylerden var. Ne bu tatlı... Tatlı herhalde. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Japon yemekleri oldu mu? Daha doğrusu Asya mutfağı oldu mu? Her şey çıkabiliyor. Her şey olabiliyor. Burada değişik yemek kültürleri fazlasıyla var. Güzel ama böyle nehir kenarında da ortam. Baksanıza insanlar buraya akın akın yemek yemeye geliyorlar ya. Çok iyi be. Köprüye geldik şimdi. Köprüye de bakın, buraya masalar koymuşlar ya. Çok güzel. Şu ileriden alın yemeğinizi, içeceğinizi. Gelin buradaki masalara oturun. Yani burada masada yiyerek, şu nehir manzarasını izleyerek takılın ya. Vallahi ne kadar güzel ya. Harbiden burada benim gözüm yönüm açıldı ya. Gerçekten böyle ferah, havası güzel, sokakları temiz, insanları nezih, kaliteli, medeniyet. Güzel yer ya. Japonya yaşanılabilecek bir yerlerden birisi. İmkanı olan herkese yani öneririm. Japoncayı bilen, öğrenebilecek varsa gelsin burada yaşasın. Burada böyle tahta köprü üstünde yürüyoruz. Nehir manzarası. Böyle upuzun bir nehir ve nehir üzerine kurulmuş bir şehirleşme ve mekan kültürü. Gayet de canlı, süper ya. Hadi şimdi de biraz diğer tarafa geçelim, köprünün diğer tarafına. Abi hangi sokağa girersem gireyim güzel eğlenceli şeyler var ya. Sıkılmıyorum burada yürürken kesinlikle. Bakın burada da böyle güzel restoranlar var. Yine hemen hemen her masada bira da var. Yani onlara da dikkat ediyorum, insanlar neler yiyor neler içiyor diye. Yani burada insanlar yemeğin yanında bira içmeyi seviyorlar demek ki Osaka'da. Hemen hemen herkes yemeğin yanında bira içiyor. Seviyorlar bira içmeyi, keyifli. Duyan gelmiş abi, duyan gelmiş. Osaka sokakları patlıyor abi kalabalıktan ya. Söylenecek söz yok, görüyorsunuz abi. Canlı. Vallahi Japonya güzel. Avo, bu ne böyle? Köpek balığı koymuşlar buraya. Gerçek değildir umarım bu. Köpek balığı olması lazım. Gerçek. Dokundum vallahi, gerçek köpek balığı galiba. Dokundum, ilin derisi falan elime geldi. Acaba dedim sahte mi bir yanda. Vallahi gerçek. Köpek balığı olması lazım bu. Böyle o. Is it shark? Shark. Dur bir soracağım, gerçek köpek balığı. Is it shark? Blue kintuna. Ah, okay. Balina sanırım. Okay, arigato. Yok, köpek balığı değilmiş de balina falan galiba. Burada da bir tane var burada böyle. Abi siz ne yaptınız ya burada böyle? Balinayı buraya koymuşlar böyle. Kuyruğu da kafası da burada. Hadi.
Bakın şimdi buradaki olaya. Ben burada pozumu verdim. Karşıdaki restoranın girişine televizyon koymuşlar. Şu an benim burada fotoğrafımı çekiyor. Fotoğraf çekilmek isteyenler buraya geliyor. Fotoğraf çekiliyorlar ve bütün mahalle şu an bizi izliyor. Selam olsun Japonya'dan Türkiye'ye. Herkese selamlar olsun. Bütün mahalle şu an beni izliyor burada. Güzel bir olay olmuş, eğlenceli. Şimdi televizyondan çıktım. Güzel bir olay olmuş, eğlenceli abi. Bu Japonya'daki olaylar gerçekten güzel ya. Harbiden çok eğleniyorum burada. Hani mutluyum yani. Japonya güzel abi, keyifli. Bak şimdi başkası geçti hemen. Başkası orada şimdi fotoğraf çekiliyor. Geçtiler oraya, pozlarını veriyorlar. Ve burada böyle televizyonda takılıyorlar dostlar. Ve size şimdi Japonya'daki çok ilginç olaylardan bahsedeceğim. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yani buradaki restoran ve diğer mekanların girişlerinde çok güzel, harika figürler yapmışlar. Muazzam ya. Bakın örneğin bir tane böyle bir restoran var. Balık restoranı burası. Ve girişine balinayı böyle asmışlar. Tabii gerçek balina değil, hani süs olarak. Buraya asmışlar. Bakın burada balina figürü var. Her yerde bu şekilde. Bakın mesela karşı tarafta tabela olarak burada... Yani mekanın girişine böyle et parçaları koymuşlar. Yan tarafa gittiğimizde burada hop çarpışıyorduk. Ve burada tarz bir abimiz var burada. Ve buradaki hemen hemen bütün mekanlarda aynı konseptlerden mevcut. Örneğin şuna bakın abi. Bir restoranın girişine böyle bir figür yapmışlar. Yanında burada ahtapot var. Muhtemelen şuradaki restoran ahtapot satıyor olabilir. Ahtapotu koymuşlar buraya. Burada da bir heykel var. Onun dışında bakın burada da böyle bir restoran var. Bayağı da bir kalabalık. Tahminimce çok kaliteli bir restorandır herhalde bu kadar kalabalık olduğuna göre. Ve girişinde de böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten muhtemelen bunu satıyordur. Bakın yan tarafında da böyle bir figür var. Yani buradaki restoranlarda hep böyle figürler var. Yani bu olay benim inanılmaz derecede hoşuma gitti. Çok iyi. Burada da böyle bir club var galiba. Ve burada görüyorsunuz. Başka figürler bakıyorum. Bakın karşıda da başka figürler var dolu. Ah burada da bir yengeç bulduk mesela bakın. Yengecin kıskaçları var burada böyle. Hareket de ediyor. Güzel yapmışlar. Yani kim ne satıyorsa restoranlarda onun figürlerini koymuşlar. Bakın burada da sinirli bir şef abimiz var burada da. Onu da bu şekilde buraya koymuşlar. Çok iyi değil mi? Sinirli şef abimiz var. Burada da elinde ne bu bilmiyorum. Sosis midir? Neydir belli değil. Burada da böyle bir sinirli abimiz var. Çok güzel konseptler var burada ya. Hani eğlenceli abi, eğlenceli. Yani adamlar yaratıcı. Yani ki bence çok güzel bir şey bu. Yani mesela bakın buradaki konseptleri mesela Türkiye'de mesela yapsa bizim mesela işletmeler bence satışlarının ve müşterilerin artacağına eminim. Sadece girişine yani böyle figürler koysunlar. Yani ne satıyorsa dönerciyse döner koysun. 3 metrelik böyle mesela süsten. Balık restoranı ise işte balık koysun buradakiler gibi. Örneğin bakın burada daha devam ediyor. Bitmedi de. Yine bakın buraya ne bu anlamadım. Ejderhanın kuyruğu olması lazım bu. Evet, ejderhanın devamı da burada. Ejderha yapmış adamlar. Ve buraya bakın burada da yine aynı şekilde bir figür koymuş. Altına da sattığı yemekleri kocaman büyük böyle 2-3 metrelik şekilde yapmışlar. Burada böyle reklam tabelaları. Muazzam. Bakın ejderhanın kuyruğu oradaydı. Ejderhanın kafası da burada. Çok iyi değil mi ya? Bence çok yaratıcı ya. Çok yaratıcı olmuş. Ah bak burada da muhtemelen bu restoranda yengeç satıyormuş ki yengeci koymuş buraya. Yani bence bu olayı bizim Türkiye'deki işletmecilere öneriyorum. Bu videoyu izleyenlerden ne varsa böyle kafe, restoran ne işletiyorsanız abi ne satıyorsanız böyle figürlerden yapın abi, girişlere koyun. Bak mesela buraya da inek midir, dana mıdır ne bilmiyorum. Böyle koymuşlar. Abi bunu koyun. Vallahi satışlarınız nasıl yükselir? Bakın yanında da ne güzel figürler var. Mesela buraya yapın. İş fikri işte. Sattığınız neyse figürünü buraya koyun. Buraya da kendinizi veya iş ortaklarınızı, çalışanlarınızı koyun buraya bu şekilde. Veya bakın burada da böyle kızgın boğa var burada da. Ya da inek midir, boğa mıdır ne? Hareket de ediyor mesela. Mekanik bir şekilde yapmışlar. Abi muazzam bir görüntüsü var. Çok güzel yani. Japonya işte bu yüzden Japonya çok ileri seviyede. Bunu yapın abi. İşletmeci varsa aramızda bu videoyu izleyenlerden bunu kesin yapsın kesinlikle. Rengarenk sokaklar. Bakın ileriye de kedi yapmışlar. Ve dostlar buradaki gece yürüyüşünü bitirdim. Sizlere Osaka'daki gece hayatındaki eğlenceyi, eğlence hayatını ve buradaki sokaklarda neler olduğunu göstermeye çalıştım. Ben gerçekten çok beğendim. İmkanı olan herkesin bir gün Osaka'ya gelip görmesi gerekiyor. O zaman dostlar diğer Japonya videolarında görüşmek üzere.